rahatlıkla dile getirilebiliyor olması gerekiyor. Bir hukuk devletine yakışmayacak görüntüler bunlar. Teşekkür şakır Ya rejim için makbul olmanın yolu demek ki Türklükten de geçmiyor, dindarlıktan da geçmiyor, itaatten ve biattan geçiyor. Yani hep, ben hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Son özellikle iki yılda biz e, Sünni Türklerin en büyük yanılgısı veyahut da yanılgı da demeyeyim de aslında yani tarihsel gelişe baktığımızda aslında Maliye Savaşı'nda ilk ezilenler de biziz. İlk biz sindirilmişiz devlet tarafından devşirilmişiz. Ondan sonra hani bir belli başlı işte Kürd'e veya Alevi'ye yapılan zulme altında yatan sessizliğin sebeplerinden bir tanesi de sesini çıkarttığında başına geleceği biliyorsun. Şimdi o yüzden bak mesela İyi Parti kurulduğunda Türk milliyetçisi olduğu tartışılmaz Meralak Şener tarafından ve kadrolarıyla kurulmuşken nasıl saldırılara uğradılar? Demek ki Türklük kurtarmıyor. Mesela dindarlık da kurtarmıyor. Görüyorsunuz. Burada tek bir düstur var. Biat edeceksin. Bu amorf yapıyor. Bu amor zihniyeti. Ve hani şunu biz görüyoruz. Yani 100 yıl içerisinde kısır bir döngü halinde sürekli bu Türkiye'nin işte 5-6-7 benzemesini birbirine kırdırarak, birbirine dövdürerek ayakta kalabilmiş bir zihniyetten bahsediyoruz. Bunların en büyük hakareti aslında Türklüğe. Yani bunu görmek lazım. Ya yani biz çocukken, büyütülürken işte Kürşad'ın Çin, Çin Kalesi'ni basmasıyla işte 10 kişiyle, 20 kişiyle kendisinden fazlaca sayı üstün olanlara olan mücadelesiyle Orta Asya'dan çıkış... Bu mu şimdi peki? Türklük bu mu mesela? Hani bu e, iktidar Türk-İslam sentezi ya güya. İslam bu mu? Yani halk, halka bu kadar uzak, bir tarafta çok büyük bir kitle, e, azınlık bir kitle sefa sürerken halkın sefalet sürmesine karşı bu mu? Bu bakış açısı mı? İslam bu mu? Değil. E Peki Türklük bu mu? Şimdi devlet Bahçeli mi temsil ediyor Türklüğü? Bu mudur yani Türklük? Hakikaten bu mu yani halka e, hani yüzerek geçin demek mi Türklük? Yani kendi vatandaşına karşı bakış açısı bu mu yani Türklüğün? Ve da Türklük bu kadar mı özgüvenden yoksun? Ötekine elini uzatmaktan, ötekiyle konuşup görüşebilmekten, kendi yurttaşlarıyla bağ kurabilmekten bu bunlar değil. Bizim esas meselemiz de bu. O yüzden söylüyorum yani Kürt'ün isyanı, Türk'ün uyanışıyla yek vücut olduğu zaman bu rejim ancak yıkılacak. Diğer türlü olmaz. Ve bizim işte muhalefeti iktidara yaptığımız sürece yarın bir gün seçim de kazanılır. İşte iktidara da gelebiliriz. İşte yani İyi Parti, Cum Cumhuriyet Halk Partisi işte devam iktidara gelir. Ama siz rejimi değiştirmediğiniz sürece 5 yıl sonra sizi devşirir. Ne oldu 2002'de AKP ne diyordu, neler söylüyordu? İşte çıktı bir şeyler söyledi. Geldiği yer neresi? Az önce Timur Bey ne dedi? AKP diye bir şey yok. Hı hı. Mesela şey söyledi ya işte bu sistemin e, bu sistemin işaret fişeğini AKP ateşlemedi ki. Devlet Bey ateşledi. Devlet Bey'in hangi zihniyeti temsil ettiği ortada. Ama ben bu, buna rağmen şunu da söylüyorum. Geleceğin inşasında hı hı. ne olursa olsun mutlaka olmasa da Türk milliyetçiliği de baş köşede olacak. Olması gerekiyor. MHP'nin de orada olması gerekiyor. AKP'yi temsilen, AKP temsil AKP'de bir parti kalır mı bilmiyorum. Onun mirasını hangi partiler alırsa Deva Partisi, Gelecek Partisi veya İyi Parti. Her birimizin o masada olması gerekiyor. Ancak biz bu şekilde bu işin içerisinden çıkarız. Yoksa çıkamayacağız. Çıkamadık. Yüz yıl oldu. Ya bu devlet tek başına Kemalist'e yar olmadı işte. Bütün imkanlarıyla gördük. E milliyetçiye veya hatta muhafazakarına da yar olmuyor. Kürdün yaren olmayan bir devlet hiçbir zaman huzur bulamıyor. Ya bu sorunun çok temel bir çözümü var. Toplumsal sözleşmesi olmayan yapılar yıkılmaya mahkum. Dünya literatüründe bu böyle. Siyaset bilimci abimiz burada. Bizim toplumsal sözleşmemiz yok. 24, 61, 82 bunlar siyasal sözleşmeler. Yani belli bir elit tarafından toplumun ciddi bir kesimi yok sayılarak belli bir tahakkümle halka dayatılmış sistemler. Biz artık yeni inşa edebilme yani o cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma hayaline kavuşabilmek için yeni şeyler söylememiz gerekiyor. Ve bunun için de yani geçmişin acılarını acılarının bizi esir almaması lazım. Ama onları bizim onlarla yüzleşerek de bir şekilde ötekini anlayıp ortak bir noktada buluşabilmemiz gerekiyor. Şimdi çok basit bir şey var. Bir yanda e, uzaklaşan dünün hatırası var. İşte birbirimizi kırdık, döktük, acıttık her neyse diğer yandan da yaklaşan yarının tehlikesi var. Yarının tehlikesi ne? Bu seçimi bir kez daha kazanırlar ve bu rejim tahkim edilirse geriye hiçbir şey kalmayacak. Ya testi kırılmak üzere. Şimdi fiziksel bölünmeden falan filan çeşitli korkular var ya ondan çok daha tehlikelisi du ya duygusal kopuşlardır. Bu halkın çeşitli kesimleri bu duygusal kopuşun bir şekilde önüne set çekti. 2019'da da bir arada yaşama iradesinin hala çok güçlü olduğunu gösterdi. Ya elbette her kesimin her partinin içerisinde MHP'nin de HDP'nin de devamında gelecek CHP'nin de her partinin içerisinde marjinaller olacaktır. Ama yani mühim olan makulün sesini yüksek tutabilmek. Bunu yapabildiğimiz zaman biz ancak bir yere varabiliyoruz. Bir şeyleri değiştirebiliyoruz. E görüyorsunuz işte hiçbir şey değişmiyor. Yani sizi bizler Türkler bizler bu rejime kapı kulu yapılmışız ya sahibi değiliz ki. Görüyoruz. Yani bugün Meral Akşener'in milliyetçiliğinin sorgulandığı bir ülkede siz siz neden bahsediyorsunuz? Hiçbir şeyden bahsedemezsiniz. Bu şiddet görüntüleri elbette hatırlatmak lazım efendim. E, yabancı değil yakın geçmişte veya uzak geçmişte nasıl değerlendirmek isterseniz gezi de neler olup bittiğini de hatırlatmak lazım. Gezi davasına bu şekilde geçmek lazım. Hatta gezi davasına geçerken salona polisin çağrıldığı Boğaz içi davasını bu haftanın gündemi olarak hatırlatmak lazım. Amiraller davası, keza başkentte görüldü. Onları hatırlatmak lazım. Yargı koridorları hayli hareketliydi. Ama geziyip Timur Soykan'a soracağız. Ee, gezi davasında zira cımbızlanan ses kayıtları bile konuşuldu. Artık dava nereye gidiyor? Osman Kavala için bir daha yeni tarih verildi. Ee, kesin kesin tahliye olacak beklentisi vardı. Ee, koridorlardan gelen haberler buna işaret ediyordu. Yine ne oldu da tahliye olmadı? Nedir Gezi davasının bugünkü hikayesi? Gezi davası aslında bütün bu bütün gece konuştuklarımızın sürecini sadece gezi davasına bakarak yani gezi davasının işleyişine bakarak gezi sürecine bakarak biz bugüne nasıl geldiği görmek mümkün. Yani böyle bir özet imkanı sağlıyor bize. Yani hukuki olarak da böyle bir özet imkanı sağlıyor. Ama bir adliye düşünün. Adliyede bir yerde gezi direnişinin insanları büyük hukuksuzluklarla tutuklu bir sanığı, müebbet cezası istenen bir mimarı, Mevkdar bir mimarı, işte gençleri. Bir yandan oradan başka bir salona gidiyorsunuz Atliyede. orada kuvvetli. Evet, çevik kuvvet bekliyor. Hatta sen zannediyorsun acaba gezi davasına mı geldi? Yok bakıyorsun Boğaz Üniversitesi öğrencilerinin davasına gidiyorlarmış. Ne olduğunu diye. da söyleyelim. Arabanın üstüne iki tane öğrenci oturdu diye yargılandıkları evet. yani iki öğrenci rektörün arabasının üstüne oturdu diye. Orada sadece iki o... yargılanmıyor. 14 öğrenci. Evet. 14 öğrenci yargılanıyor. Evet çıkış noktası bu. Bu iki öğrenci tutuklu. Ya, Duydu. tutukluydu. Evet, evet, evet. 2-3 ay hapiste tutuldu Doğru. ve gerekçe de bu yani rektörün arabasının üstüne oturmak. Suçlamalardan biri o işte kamu malına zarar vermek işte alıkoymak hatta yani şimdi böyle suçlamalarla e, yapılan bir dava ama yani ülkenin adliyesi böyleyse yani bir ülkenin adliyesinde bir yerde Boğaziçi Üniversitesi'nin o çok değerli pırıl pırıl gençleri duruyorsa diğer bir adliyede doğaya yeşile demokrasiye bir arada yaşamı savunan insanlar entelektüeller Sivil toplum örgütü temsilcileri, avukatlar, kent plancıları, onlar yargılanıyorsa bu ülkede zaten çok özetlenmiş olduğu hikaye. Tamam, Ama bakın kesin... özür dilerim ha. araya gireyim. Ee, o öğrencilerin birkaçı çok prestijli Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversitelerden kabul aldılar. Yurt dışına çıkış yasakları var ve eğitim eğitimlerine darbe vuruluyor. Kesinlikle. Ve yani eğitim hakkı engelleniyor. Eğitim hakkı. Ya bırakın o çocukların evleri tek tek örgüt isimleri sayıldı. Yani bir evet. İçişleri Bakanı çıktı. Tek tek örgüt isimleri saydı. Bu çocukların o örgütlere üye olduğunu söyledi. Bu çocukların öğrenci evleri balyozlarla duvarları kırılarak içeri girildi. Bu çocuklara özel timler operasyon yaptı. Çocuklar adliyeye çıktı serbest kaldılar. Yani hiçbir yani bir düşünebiliyor musunuz? Bir örgüt üyesinin yani ismini zikretmeyeceğim şimdi. Sayar çok yani şey yapacağım. Sayar çok icabet denenler. Kok öyle. şey, kokteyl örgütü zaten. Her Aynen. şey sayıyor. Yani Aynen. bütün alfabedeki bütün harfleri sıralıyor. 5-6 tane örgüt sayıyor. Hepsi bir araya gelmiş Boğaz içinde olaylar çıkarıyormuş. Ve buca. düşünün işte yani o çocuklar bu ülkenin pırıl pırıl o çocuklarına siz ülkede bir gelecek vaat edeceksiniz. Biraz önce Emre'nin çok güzel bir şekilde anlattığı gibi bunlar sonra neden yurt dışında kendine bir gelecek arıyor diye düşüneceksiniz. Ama Gezi davasının bir önemi var. Gezi davası şöyle. yani Türkiye'de e, hukukun katli uzun bir soluklu bir süreç. Yani Fethullahçılarla AKP'nin iktidar ortaklığı yaptığı dönemde bir sahte delillerle yargılama süreci vardı. Biliyorsunuz gazeteci arkadaşlarımızın bilgisayarlarına veri yüklediler ve ortaya çıktı. Yani yargılama sürecinde o bilgisayara virüsle o verilerin yüklendiği de ortaya çıktı. Ve yargılama o sahte bir evraklar üzerine kurulmuştu. Evet. Ve sonra Oda TV davasının son duruşmasında şu karar verildi. Bu belgeler sahte yüklenmiş. Bilirkişi raporları bunu tamamen kesinleştirdi. Ve bu kumpası